Allah kuluyla konuşurken, vahyederken, bu kelimesiz ve harfsizdir. O hitabı kulağıyla işitmiyor. Neyle işitiyor? Gönlüyle. İşiten ruhtur yani. Mesela o anda 100 kişi vardır orada, hitabı bir kişi duymuştur. Niye? Bir tek ona hitap etmiştir de ondan. Evet. Bir de perde arkasından hitabı vardır. Perde arkasından demek, gönül perdesinin arkasından. Nasıl ki Hazreti Musa'ya ağaçtan hitap ettiyse, bu durumda gönül ağaç olmuş olur orada. Allah hitabı ruha yapar. Bu hitabın şekli nasıldır? Allah bir kuluna bu şekilde eğer hitap ederse, bütün zerresiyle Allah'ın hitabını işitir. Bütün zerresiyle, bunu kulakla işitmiyor, bütün zerresiyle bu hitabı işitir. Daha önce söylemiştim, herhangi bir şeyi anlatırken onu sadece bir bilgi olarak anlatmıyoruz. Eğer o konuda bir bilgimiz, bir marifetimiz yoksa, bir müşahedemiz yoksa, Allah onu bize tattırmamışsa, öğretmemişse, göstermemişse, o konuda söz söylemek doğru değildir. Eğer bunu söylüyorsak, mutlaka söyledim, onu marifetle söylüyoruz. Allah böyle hitap etmiş ki anlatıyoruz. Eğer Allah böyle hitap etmiş olmasa, biz bu şekilde konuşursak Allah'a iftira atmış oluruz. Bilmediğimiz bir konuda konuşmuş oluruz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Hadi siz bildiğiniz konuda konuştunuz. Siz bilmedikleriniz konuda da konuştunuz. Hatta siz Allah hakkında bile konuştunuz, dedi. Allah hakkında bilmiyorsan konuşmaman gerekiyor. Evet, Allah bir kuluna bu şekilde hitap ederse, yani perdenin arkasından hitap ederse, o anda kul toz duman olacağını zanneder. Peş peşe gelecek iki kelimeyi kaldıramaz. Her zerresi o hitabı işitir. Akılla bunu anlamak mümkün değil. Çünkü o Ali'dir. Böyle tabiri caizse onu tattırır. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehû. Kafirler o kimselerdir ki bu zikir onlara geldikten sonra onu inkar edenlerdir. Ona karşı nankörlük yapanlardır.